Evet Serdar Cebe telefon İstanbul'dan hattımızda. İstanbul'dan da bir haber var Vatan Caddesi'nde. Silah seslerinin duyulduğu yönünde. Evet Serdar Cebe beni duyabiliyor mu? Evet iyi akşamlar. Duyuyorum hepinizi. Şu anda beraber kanala gelmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bir yol bulmaya çalışıyoruz. Vatan Caddesi'ni hadi oradan gidelim dedik ama Vatan Caddesi'ne girmek mümkün değil. Bir yerde bir yol polis ekibi tarafından kapatılmıştı. Ara sokaklardan Vatan Caddesi'ne inmeye çalışırken indik. O sırada karşıdan gelen vatandaşlar bize o tarafa gitmeyin, o taraf çok karışık, silah sesleri geliyor dediler. Ondan sonra biz bir 100 metre yüzdükten sonra iki silah sesi duyduk. Ve ondan sonra yine ara sokaklardan arabamızı şehrin içine doğru soktuk. Şu anda ana caddedeyiz. Vatan Caddesi'ne çok yakın bir yerde. Ve şirkete gelmeye çalışıyoruz ama trafik akmıyor. Evet, Vatan Caddesi'nde hareketlilik çok büyük. Atatürk Havalimanı'nda askerlerin bulunduğu haberinden sonra Vatan Caddesi'nde de Serdar Cebe 2'ye silah sesinin duyulduğunu ve zaten anladığımız kadarıyla önemli güzergahlar trafiğe kapatılmış vaziyette evet. Ki bizim kanalımız Bağcılar civarında bulunuyor. Dolayısıyla güzergah olarak orayı kullanmaya çalışmışlar anladığımız kadarıyla işe ulaşmak için Serdar Cebe ama o noktadan yaşadıklarını aktardı. Bakalım Anadolu yakasında durum Zeynep nedir? Zeynep Karamustafa da başka bir yerde İstanbul'da. Acıbadem'de, hemen evet Anadolu yakasında. Zeynep'ten bilgileri de Zeynep. Evet Zeynep şu anda Zeynep'i hatta hattan kaybettik. Evet Serhat Dal son bilgileri iletiyordu bize Genelkurmay çevresinden. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı bilgisini de bize az sonra kameraların karşısına, evet, kameraların karşısına geçip açıklama yapacak demişti. Bir yandan onu bekliyoruz. İşte Serhat Dal'ın aktardığı bilgi var. Genelkurmay Başkanlığı üstünde uçan helikopterin ateş açtığı yerden de polislerin ateş açtığı bilgisi var. Zeynep Karamustafa şu anda hattımızda anladığımız kadarıyla. Zeynep sen neredesin? Ne oluyor? Başak, Acıbadem'den Beşiktaş'a doğru geçmeye çalışıyorum. Acıbadem'den tam Beşiktaş'a bağlanacağımız sırada 6-7 tane zırhlı personel taşıyıcı bir anda yolu kesti, üstünde askerler vardı ve E5'i tamamen trafiğe kapattılar. Tabii herkes dışarıda olan herkes bir şekilde evine gitmek istiyor. Evde olanlar daha haber alabilmek için dışarıya çıkmak istiyor ama Anadolu yakasında trafiğin neredeyse tamamen kilit olduğunu söyleyebiliriz. Taksiler müşteri almıyor. Bir tek dolmuşların çalıştığını görüyoruz ama dolmuşlarda o kadar çok kişi var ki bilmek bir hayli zor. Şu anda daha yeni Üsküdar İskele'ye ulaşabildim ama yaklaşık 3-4 kilometrelik yolu bir saatte alabildim ki bunun büyük bir kısmında yürümek zorunda kaldım. Herkes neler olduğunu öğrenmeye çalıştığı için tabii sokakta taksi yok. Taksi kuyrukları olduğunu da söyleyelim Başak. Aktaracaklarım bu kadar. Evet Zeynep Karamustafa da Acıbadem'den Beşiktaş'a gitmeye çalıştığını aktardı. Uzun kuyruklar olduğunu ifade etti. Tabii bir şekilde evlerine ulaşmaya çalışanlar bu ortam içerisinde yollarda ya da haber almaya çalışanlar, henüz yakınlarına ulaşamamış olanlar bir şekilde dışarı çıkmış onları bulmaya çalışıyor. Zeynep Karamustafa'nın aktardıkları böyle. Ekranınızda bir yandan İstanbul'dan görüntüleri takip ediyorsunuz. Bir yandan Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu noktadan Ankara'dan görüntüleri aktardık sizlere. Hemen iletelim. İlk haber, yansıyan ilk haber, anlamlandırmaya çalıştığımız ilk haber İstanbul'dan Boğaz'daki köprülerin, Boğaziçi Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya yakasına geçiş istikametlerinin trafiğe kapatıldığı şeklindeydi. İlk bu haberi aldık. Orada jandarmanın devrede olduğunu gördük. Sonrasında Ankara'dan Emniyet Müdürlüğü'nün tüm personeli göreve çağırdığı bilgisi geldi haber ajansları aracılığıyla. Ardından Genelkurmay'ın etrafında çok sayıda ambulansın beklediği bilgisini aldık. Ve tabii dakikalar ilerledikçe, zaman geçtikçe bu gelişmelerin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını gördük. Başbakan Binali Yıldırım bu bir kalkışma girişimidir dedi. Asker içerisindeki bir grubun kalkışma girişimi olduğunu ifade etti. Demokrasiden asla taviz verilmeyecektir dedi.
Atatürk Havalimanı'na askerin girdiği, orada askerin bulunduğu bilgisi var ki son dakika bilgisi olarak paylaştık sizlerle biraz önce. Ayrıca Serhat Dal, CNN Türk muhabiri, Genelkurmay'ın bulunduğu noktadan, o civardan bize son notları iletti. Bir süredir zaten önce Ankara'da savaş uçaklarının, jetlerin sesleri duyuldu. Hareketlilik öyle başladı. Sonrasında da Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu alanda, o noktada helikopterlerin dolaştığı bilgisini öğrendik. Sonrasında o helikopterlerden ateş açıldığını aktardı CNN Türk muhabiri Serhat Dal. Ardından da Genelkurmay'ın etrafında yer almış olan polis ekiplerinin ateş açtığı bilgisini öğrendik. İstanbul İl Başkanı Selim Timurci şu anda telefon attığımızda. Sayın Timurci, biz de hangi noktada ne oluyor anlamaya çalışıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Sizdeki bilgiler nedir? Bu kalkışma girişimiyle ilgili sizin duyumlarınız nedir ve nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda Başbakanımızın açıklamasından hemen sonra il başkanlığımızda 200 aşkın asker burayı bir şekilde bizi dışarı çıkartmaya gayret ediyorlar. Şu an bütün İstanbul teşkilatlar olarak teyakkuzdayız. Bütün İstanbul ayaktayız. Burada gelen askerlerimizle de konuşuyoruz. Onlar yukarıdan emir geldi diyorlar. Birinci ordu komutanımızın haberi yok. İl başkanlığında mısınız? Özür dilerim. Genelkurmay başkanımızın durumu hakkında bilgimiz yok. Aynen ifade edildiği üzere bir grup askerin, bir grup içerideki yapının bir kalkışması olarak görülüyor. Ben demokrasi, özgürlükler, %50 oyla iktidara gelmiş bir siyasi partinin şu anda İstanbul'da il başkanı olarak etrafı askerlerle çevrilmiş bir... Sayın Timurcu, netleştirmek için soralım efendim. Beni duyabiliyor musunuz? İstanbul'u ayağa kalkıp... Sayın Timurcu, beni duyabiliyor musunuz? Darbeye karşı durmasını istiyorum. Sayın Timurcu, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Evet, şimdi adım adım efendim biraz hızlı anlattınız. Biz yakalayamadık zannediyorum. Hızlı anlatıyorum. Burada biliyorum, evet. İl başkanlığında mısınız siz şu anda? Şu anda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sütlüce'deki merkezin önündeyiz. Şu anda vatandaşlarımızla askerimizi karşı karşıya getirmeye çalışan güçler var. Şu an biz askerimize emri nereden aldınız diye soruyoruz. Yukarıdan deniyor. Yukarısının neresi olduğunu soruyoruz. Genelkurmay Başkanımızın bu anlamdaki şu anki durumunu merak ediyoruz. Onlardan bir cevap alamıyoruz. Küçük bir grubun yapmış olduğu bir kalkışma olarak görünüyor. Ve ben İstanbul'da bütün İstanbulluyu demokrasiye, sistemimize, devletimize, milletimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Ve asker bizim askerimiz. Bu anlamda burada gelen kardeşlerimize de askerlerimize de bu vesileyle sesleniyorum. Burada Türk bayrağını alarak sokağa inen hiçbir vatandaşımıza en ufak bir zarar verilmemesi lazım. Bugün Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor bu anlamda. Bugün Türkiye'de bunu yeni Türkiye'de şu anda darbe yapma girişiminde bulunanlara millet en güzel cevabı verecek. İstanbul'da bunun merkezi olacak inşallah. Sayın Timurcu, şimdi o binada kaç kişisiniz? Etrafı mı askerler tarafından anda, çember altına alındı? İçeri mi girmeye çalışıyorlar? Arkadaşlar görüntüleri size gönderebilirler. Şu anda binada İstanbul buraya akıyor şu anda. Yaklaşık 200 aşkında askerimiz var. Emir aldıklarını söylüyorlar. Onlarla da konuşuyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle millet bu sorunu kendi eliyle çözecek. İçeri girmeye çalıştı mı asker yoksa sadece binanın çevresinde? Askerin bir bölümü içeride, bizi dışarıya davet ediyor. Biz de kendileriyle çıkmayacağımız konusunda konuşuyoruz. Siz içeride kaç kişi civarındasınız? Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Siz içeride Şimdi kaç duyuyorum. Kişi civarındasınız Şimdi acaba duyuyorum. Ve dışarıda kalabalık olduğunu söylüyorsunuz galiba. Doğru mudur? Askerlerin dışında evet, gelenler mi var? Evet, akın İstanbul buraya akıyor. Peki. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın rehin olduğu yönünde bilgiler var. Bunları takip edebiliyor musunuz? Şimdi bunları takip ediyoruz. Buraya gelen komutanlarımız da
yukarıdan emir aldığını söylüyorlar. Bu emrin kaynağını da bilmiyoruz. Ama bir ordunun genelkurmay başkanı, bir ordunun tepesindeki cumhurbaşkanının böyle bir şeyden haberi olmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bütün millet devletine, milletine, demokrasisine sahip çıksın diyoruz. Herkes sokağa insin. Gün bu anlamda demokrasiye sahip çıkma günüdür. Peki, Selim...